Arkadaşlar merhaba. Merhabalar, satış ekibinden Zeynep ben. Satış ekibinden Melsa ben. Nasılsın, iyi misin? Çok teşekkür ediyorum, iyiyim. Sen nasılsın? Gayet iyiyim. Ama son dönemlerde çok yoğun geçiyor. Evet, servislerimiz hızla artıyor. Evet. Talep de çok fazla. Bu süreçten çok memnunuz. Evet. Gelen sürekli sorulara da cevap niteliğinde aslında ek masrafları çekmek istedik. Evet. Bunda da çünkü çok fazla kafa karışıklığı var. Bunun artık bir çözüme ulaşması gerekiyor. Tek tek kesinlikle anlatacağız. Mesela şimdi UPS ele alalım. Evet. UPS ek masraflar nelerdi? Şimdi ilk başta ölçülerden başlayalım bence. Bir kenar, üç ölçümüz var şimdi. Bir kolimiz var. Evet. En boy yükseklik alıyor. En boy yükseklikte varsayıyorum 60-40-40'lık bir gönderi bu. Şimdi eğer 100 santime geçen bir ölçümüz varsa burada UPS diyor ki ben burada artı 15 ek masraf alırım. Bir kenarı 100 santimi geçen değil mi? Evet, 60-40-40 değil de 160-40 oldu bu. Evet, 1 santim. 100 santim değil mi? Evet, bir ölçü geçtiği zaman UPS burada artı 15 ek masrafını alıyor. Diğer ölçü ek masrafımız nedir? Orada bir de ölçüde, iki ölçüde 76 santim var. Yani 60-40-40 değil de varsayıyoruz 78-78-40 gibi bir ölçümüz var. Evet. UPS diyor ki iki kenar ölçüsü 76 santimi geçtiğinde burada sizden artı 15 ek masraf alıyorum. 78-76-40 dediğimiz ölçü zaten ikisi de 76 santimi geçtiği için, evet, artı 15 ek masrafımız oluyor. Evet. O yüzden 60-40-40 iyidir. Evet, oradan devam iyidir. Edelim. Bir de kilogram. Şimdi tartı, evet, ağırlığı var. Tartı ağırlığında bir ek masrafımız UPS'te vardı. Oradaki kilo sınırımız nedir? Şimdi paketimizin tartı ağırlığı 25'e geçtiğinde, eski dönemde 30'du bu insani taşıma sınırı olarak, ama UPS bunu son dönemde 25 kilograma çekti. O yüzden burada 25 kilo ve üzerinde artı 15 ek masrafımız da var. O zaman bu durumda 25 kilo dahil diyebilir miyiz? Evet, 25 kilogram ve üzeri. Bu şey ölçülerdeki aslında 100 santim ve üzeri gibi. 100 santim olduğunda da, yani 100 santimi geçtiğinde, evet, değil de 100 santimse direkt olarak o artı 15 evet alınıyor. Evet, yani 24.01 ise eğer artık o 25 olarak sayılıyor. Dolayısıyla 24.01'in üstü ek masrafa dahil. Ne? Bir de ne vardı? Çevresel. Bir çevresel. Evet. Neydi çevresel? Çevresel nedir? Şimdi bu konuyla ilgili çok soru alıyoruz hepimiz. Evet. Çünkü bunu anlatmak gerçekten aslında kolay bir işlem, çok basit bir matematik ama müşterilerimiz çok zorlanıyor. Bence bunu yazarak yapalım. Evet, buyurun. Çevresel ölçü sınırımız UPS'te nedir? 300 aslında. Fakat biz yine de önlem amaçlı, tam 300 olmasın, 290'da bırakalım diyoruz. O yüzden 290 sınır olarak kabul ettiğimiz bir ölçü. Nasıl, evet, yapıyoruz bunu? Evet, nasıl yapıyoruz? Mesela bence ölçülerimiz 70-40-40 olsun. Tamam. Yazıyoruz o zaman. 70-40-40. Bu bizim kutumuzun ölçüleri. Evet. Şimdi çevresel nasıl hesaplıyoruz? İki tane kısa kenarı topluyoruz. Yani 80. 2 ile çarpıyoruz. 160. Artı 70 ekliyoruz. 230. UPS'deki çevresel sınırımız 290 dersek 230 çevreselden geçmiyor ve herhangi bir ek masrafımız yok. Evet. Acaba bir tane de çevreseli geçen için mi örnek yapalım? Tamam, yapalım. Ne olsa da mesela 80. 80. 50. 80. 80. 50. 130. Çarpı 2. 260. 80 daha. 340. Çok geçti. Geçti. Bu gönderiyi UPS'e çıkartırsanız eğer çevreseli geçtiği için ciddi bir ek masraf edersiniz. Evet, 115 Euro'dan, evet, başlıyor. 115 yani Euro. Ki çok öngörülebilir bir şey değil. Hatta çevreseli geçiyorsa vermeyin diyorlar. Diyoruz, biz, evet, de çıkarmıyoruz. Hatta orada şöyle bir ölçüde vardı sanki 400'e kadar verebiliyoruz. Evet. Yani 400 çevreselin üstünü hiç almıyorlar. Evet, ama UPS'te aslında biliyoruz hiç tercih etmemeye, evet, çalışıyoruz. 300'ü geçiyorsa vermeyelim. Çünkü FedEx'in orada sınırı daha yüksek olduğu, evet, için müşteriye alternatif sunuyoruz. Çok tercih etmiyoruz ama ısrarla UPS çıksa bazen oluyor. Evet, oluyor. O zaman ek masraf neyse söyleyip çıkarıyoruz. Kendileri bilir. O zaman, evet, UPS'teki ek masraflarımız bitti. Evet, tamamı bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.